Oğlum hani nerede? Buz kovası diyordun. Ne oldu? Mutfak aranıyordum. Alarmı duyunca kalktım, koştum, geldim. Alarmı duyunca koştun, geldim. Acaba seninle bir alakası olabilir mi şu alarmın? Başımıza taş yağsa bizden bileceksin sen de ya. Ne alakası var bizimle alarmın şimdi? Ben ne bileyim oğlum. Bir kayboluyorsun, bir aksiyon, bir şeyler başlıyor hemen. Anlamadım ki ben de. Ya kardeşim bu yangın falan çıkmıyor galiba. Bir şey yok. Bir geçelim içeri biz artık ya. Prosedür gereği bir süre bekleyeceğiz savcım. Zaten sistemin tekrar yüklenmesi, kendine gelmesi falan vakit alacak. Ben size haber vereceğim ama. İyi tamam. Hadi eve gidelim. Ha? Eve gidelim eve. Ne geldiğimizden beri gidelim gidelim. Ne yapacaksın gidip ya? Ya yengeyle kızgın bir şey yaptın, ayrıldın. Yani kafa da orada belli ki dalgınsın. Gidelim, helallik almak babında ben söyledim ya savcım. Ya hayırdır, evlilik danışmanımsın. Böyle bir şey mi başladın? Tövbe estağfurullah ya. Vaktin kıymetli diye söylüyorum. Estağfurullah. Ha söyle kardeşim. Ne? Nasıl eşiniz ofisi tutmaktan vazgeçti ya? Ne demek, ne demek bu ya? Şu ofisi ben tuttum ya. Elinde olsa kaldıracak, binayı kafama atacak ya. Yağmur mu gidiyor iknaya peki? Yağmur gidiyor iknaya. Sen benim konuşmalarımı mı dinliyorsun? Dinlemek gibi değil de yani yanındayım, buradayım, dibindeyim. İşte kulak misafiri oldum yani. Bas bas bağırsın şu aralar. Belli değil yani. Duymamak mümkün değil. Gitsin belki ikna eder kadını. Ne bileyim ben ya. Of şiştim be kardeşim ya. Kısmet Allah. Kısmet. Kısmet? Ne kısmet? Kısmet konuşabiliyoruz mu? Çenen hiç durmadı ki sabahtan beri. Konuş. Savcım şimdi böyle hayatta karşımıza böyle seçim yapmamız gereken anlar çıkıyor. Evet. İşte insan mı? Dava mı? Hani ne? Hani bundan önce hayatını dümdüz ettiğin insanlar var. Dönüp de arkana bakmadığın bir sürü insan var. Hayatları var. Ama söz konusu ailen olunca bir dikiz aynasından bir şöyle arkayı bir kolla derim yani. Ne bileyim. Eşini ikna etmeye kızını gönderiyorsun falan. Ne için savcım? Yani çok dikenlisin yani. Hani değer mi yani? Tabii ki senin doğan tabiatın bu. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Saygı duyuyorum. Çenemi de kapatıyorum. Bakma bana öyle. Tamam sustum. Dediğim bir şey yok. Sen ne ayaksın oğlum? Ha? Hayırdır? Nasıl? Geldiğimizden beri bir gidelim gidelim. Beni burada tutmamaya çalışmalar, buradan götürmeye çalışmalar. Böyle bir telkinler, bir şeyler falan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni buradan uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Telkinler, uzaklaştırmak derken savcım ben anlamıyorum yani. Oğlum bak sürekli dip dibeyiz. Sürekli yanımdasın. Telefonlarımı dinliyorsun. Nereye gidersem oraya geliyorsun. Bildiğim her şeyi biliyorsun. Bir sürü şeye hakimsin. Ne demeye getiriyorsun? Belki benim aradığım köstebek, ne bileyim, bu bilgiler belki de senden sızıyor. Olabilir mi öyle bir şey? Neyin sızması abi? Ne demeye getiriyorsun? Sızıyor derken neyi kastediyorsun sen yani? Oğlum telefonla sağa sola bilgi mi dağıtıyorsun acaba? Üstünde bir şey mi var? Tövbe estağfurullah. Ha, dinleme cihazı falan mı var üstünde? Oğlum bak ben işkilli adamım. Bir arayayım mı üstünü? Ha? Sen şaka mı yapıyorsun, ciddi misin şu an? Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Ya anlamıyorum zaten çok. Şaka yaptığın zamanlarda da çok o şakaları anlamıyorum ben ama bilmiyorum şu an anlamadım ya. Başladım. Anlamadım ben şu an seni. Ne arayacağım mı? Ne yapacağım beni? Ne ben anlamadım ya. Ne istiyorsun benden sen ya? Öf yeter al ya. Al şu anahtarı. Al. Elim kolum tutmuyor benim. Ben sakatım. Sakat. Şiştim artık. Şiştim. Yeter. Sen biliyor musun araba kullanmayı? Yani işte ha? Yapıyoruz bir şeyler. Gelmezsin sanmıştım. Boşum vardı biraz geldim. Bunun ne işi var burada? Ya elimi kullanamıyorum işte arabayı kullanıyorum. Annemi iyice delirtmek mi istiyorsun? Bak zaten bana bile çok sinirli. Neyin peşindesin? Seni de zora soktun ha? Yok beni zora falan sokmadım. Bu arada bence girme içeri. Her tarafı dağıtmış, darmadağın sinirini şimdi senden çıkaracak. Ha ben de onu anlamıyorum işte. Yani kendi faydasına olan bir şeyden niye çıkarıyor bu hıncını? Ne oluyor yani? Otur orada işte. Bence
Sizi görmeden gidin. Ben de gideceğim zaten şimdi, siz de gidin. Sen bin arabaya da mahkum bıraksın seni. Ben de bir annenle konuşayım. Duymuyor musun baba beni? Yavrum annenle konuşacağım, annenle. Benim hala karım o. Oturacağız konuşacağız. İki medeni insan gibi konuşacağız. Tamam sen bin arabaya. Tamam yok ben kendim giderim. Gerek lütfen, yok. Lütfen arabaya biner misin? Ya baba binemem. Annem zaten Akgün'le görüşmemizi de yasakladı. Niye bineyim arabaya ben şimdi? Ya Akgün zaten siteye gidiyor. Seni teyzene bırakacak. Ne olur ne olur yorma beni ne olur. Hadi geç lütfen. Gel. Geç. Tamam. Tamam biniyorum. Siteye gidersiniz tamam mı? Evi gösterir zaten teyzesine bırakacaksın. Limana dönecektik biz. Ya ben dönerim. Olmadı yarın dönerim bakarım yani. Hadi Savcım yürü. Ama bak elin... Ya Allah aşkına haydi yürüyün ya hadi. Ya bence gitme bak baba daha kötü olacak. Bundan daha kötü ne olabilir ya? Ha? Daha kötü ne olabilir? Hadi gidin. Hadi. Hadi dikkatli gidin. Hayırlı akşamlar. Oğlum ben sana Yağmur'u bırak orada kal dedim ya. Ne dolanıyorsun ortalıklarda? Eve döneceğim demiştin. Ben de taksiyle dönme diye geri geldim işte ne yapayım gideyim. İyi tamam geç otur oraya. Biz de biraz duralım ne olur. Tamam. Yok mu bir şey? Oy. Ah. Var gibi mi duruyor? Savcım bence senin aradığın burada değil. Bak gözlerin kan çanağı almış. Yorgunluktan ölmek üzeresin. Hadi gel eve gidelim ya. Yağmur benimle ilgili bir şey söyledi mi? Yok söylemedi yani. Sıkıntı yok eve bıraktım onu. Oğlanı gördün mü? Görmedim de evdeymiş o da. Savcım şimdi Canan Hanım uzak dursun dedi ya. Hı-hı. Yani çocuklar benden. Hı-hı. Sen şimdi Yağmur'u yanıma verdin. Eve gönderdin beni. Canan Hanım buna kızmamış mıdır çok yani? Hani? Canan Hanım kızacak bir şey kalmadı ki oğlum. İki gün sonra mahkememiz var. Yok mu bir dönüşü, bir tedavisi, çaresi savcım? Bilmiyorum ki. Hayatta en değer verdiğin insan... Sen artık çocuklarımın babasından başka bir şey değilsin dedi bana. Ben bunu kendime nasıl tercüme edeceğim bilmiyorum. İçim almıyor. Çok hatam oldu evet çok üzdüm. Çok yıprattım çocukları mahvettim hepsine eyvallah da. Bir saniye bile sevmekten vazgeçmedim ben. Bir saniye bile. Bunca yıllık karım, sevgilim, hayat arkadaşım. Senden vazgeçtim. Sen artık benim için büyük bir hayal kırıklığısın dedi. Dili bile sürçmeden. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ben karımı çok seviyorum. Karımı çok seviyorum da işte... Anlatamadım. Anlatmayı beceremedim. Ben anlatamadığım için de iki gün sonra mahkemede hakim anlatacak bize. Verecek kararını. Ömür boyu mutsuzluk. Sen söyle. Var mı bunun bir yolu, bir çaresi? Ben bilmiyorum. Geçen gün öptüm biliyor musun onu? Yıllar sonra ilk defa öptüm. Çocuk gibi heyecanlandık ikimiz de. İçim titredi ya.
Çok pis uyuyakalmışım ha. Oo. Bütün gece hiçbir şey olmadı mı? Hiçbir gelişme yok mu yani savcım? Hı? Şu yemek arabasına acaba istikakımıza mı yürüsem ben ya? Hı? Acıkmadın mı savcım sen? Benim mide fena kazanıyor ya. Bir şeyler yiyelim ya. Ben savcım. Yok ben aç değilim. Sen git al kendine. Gel kapının önüne çıkalım. Bir birer kahve içelim savcım. Açılır sınava alırsın. Gel hadi gel. Kalk savcım hadi gel. Ay yok. Yok kahve de içmeyeceğim. Senin arabanın bakıma gitmesi lazım. Uzun zamandır bakım yüzü görmediği belli o arabanın. Allah'a emanet gidiyorsun. Lastikler, frenler bitik. Oraya buraya gidip duruyorsun. Altında araba sürekli. Lastikleri de bir ara değiştirmemiz lazım. Ama tırın rengi ne güzelmiş savcım. Lastikler de bitik. Lastikler bitik değil, lastikler bayağı kabak. Savcım. Savcım lastikler bitik. Bir şey söyleyeceğim. Biraz sussana ya. Lastikler inik mi dedin? Demedim, lastikler inik demedim. Ben hallederim. Bir şey yok onda. Bütün benzinciler de var. Oradan gideceğiz, hava basacağız. Ben hallederim, lastikler inik değil. Lastikler inik mi? Lastikler inik. Lastikler inik. İnik. Lastiklerimiz inik. Buldum. Allah sizi kahretsin. Neyi buldun savcım? Ne oluyor? Bak yemek arabası bak. Gelirken lastiklere bak. Büyütüyorum. Bak bak. Lastikler normal. Şimdi çıkarken bak. Lastikler çökmüş. Malı yemek arabasıyla kaçırıyorlar. Bununla çıkarıyorlar dışarı. Malı bununla kaçırıyorlar dışarı. Buldum ulan sizi. Aç şunu. Aç. Aç şunu. Aç. 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 Aç telefonu. Allah Allah ya. Bak şu arabayı görüyor musun? Bak bu eskisi. Evet. Bak ilk hali bu. Lastikler normal. Bak şimdi. Bak diğer karaya bak. Yere çökmüş görüyor musun? Bununla yemek çıkarıyor olamaz. Bununla yemek çıkarıyor. Alo, alo. Liman polisi mi? Şu anda limandan çıkan yemek arabasını hemen durdurun. Acilen durdurun. Evet yemek arabası. Durdur. Durdur. Şüpheli araç. Tamam sakin ol. Durdur. Durdur aracı durdur. Araba. Hey. Bin. Araca bin. Kaçıyor. Gitti, çıktı dışarı. Yürü. Dur, nereye gidiyorsun? Dur şunu, tut. Tut, giydir bana şunu. Ver. Hadi. Al. Koş lan, koş. Savcım, polis çıktı zaten. Bizlik de var burada. Lan ne polisi? Aç şu kapıyı, aç. Şimdi
araç, beyaz ticari minibüs. BRL catering logosu var üstünde, tekrar ediyorum. BRL catering logosu var üstünde ve limandan çiftlik köy istikametine doğru kaçıyor. Oğlum bassana biraz ya. Sadece bu arabanın bakımları geldi. Allah o yüzden Allah ya. Ne yavaş bakımı? Gidiyor. Ne yavaş gidiyor, ben de gidiyor da sen de mi gitmiyor şu araç? Kafan hiç çalışmıyor mu oğlum ya? Bas şu gaza biraz, bas. Kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Çekil dayı, çekil. Çekil ya. Kaçtı, kaçtı. Allah'ım yarabbim, şuradan gir, önüne geçeceğiz. Uçur, gir, gir. Ya. Gir, önüne geçeceğiz şimdi. Devam et, devam et. Bas şimdi, bas, bas, bas. Oğlum bassana biraz. Gir, dibine gir adamın. Savcım, araba hızlı gidiyor ama. Oğlum sen de hızlı git işte, bas biraz, bas. Geç, önüne kır şimdi. Nereden? Kır. Yavaş. Oğlum yanaşsana. Savcım, gitmiyor bu araba, gitmiyor. Ulan nasıl gitmiyor, bas biraz ya. Basmıyorsun, ben hissediyorum, basmıyorsun. Basıyorum savcım, basıyorum. Ulan nasıl basıyorsun, çek ayağını. Çek! Savcım, ne yapıyorsun? Bas, bas! Ya ne yapıyorsun bas, savcım? Bas! Savcım! Savcım! Ulan ne oluyor? Ulan ne yaptın? Ben niye duruyorsun? Silah çıkardı adam, çıkacaktı bize. Oğlum niye duruyorsun ya? Ya adamlar bizi silah doğrultu diyorum, öldüreceklerdi seni de beni dedim. Ulan sen şurada yağmur ya? Olsa daha kolay ya yakalayacaktı. Ya yeter ya, vallahi ulan gittim Allah ben ya. Ulan Allah seni kahretsin be. Kaçtı adamlar ha, kaçtı. Kaçtı gitti. Oğlum niye duruyorsun? Ya var ya, sen büyük ruh hastasısın ha. Canan Hanım diyordu da abartıyor diyordum ha. Haklıymış kadıncağız. Senin işin söz konusu olunca hiçbir şey gözün görmüyor senin savcım. Hiçbir şey, hiç kimseye gözün görmüyor senin. Ya ben sivilim, sivil. Ben sivilim. Beni de kendinle beraber öldürtecektin. Az kalsın öldürtecektin. Bak nasıl panik. Ulan bırak ne sivili. Sıkacaktı kafamızı adam. Bar köşelerinde silahlı adamlarla çatışırken bir şey yok. Burada mı sivil oldun? Bak ben panik yaptım. Bende panik atak var ha. Ya şu kadar kalmış, bu kadar. Yakalayacağız adamları, dibindesin. Önüne geçsen yakalayacağız ya. O silah olduğu sürece sen biraz nasıl yakalayacaksın o adamları sen? Konuşma lan. Alo. Sayın savcım, ben başkomiser Hayri. Şüphelileri yakaladık. Hadi canım. Ulan helal olsun be. Ulan ben sizin canınıza yiyeyim, helal olsun lan. Bravo. Araçla birlikte yüklü miktarda uyuşturucu yakaladık. Tamam, çok güzel. Siz şahısları emniyete götürün. Yakalamışlar, ben hemen geliyorum. Yakalanmışlar mı? Bitti bu iş, yakalamışlar. Nasıl, sonuç ne? Geç, geç, geç. Sonuç da yani, ne diyorsun? Sevkiyatı çözdük, şimdi Ali Sadi'yi alacağız. Hopla, yürü, bas. Hadi. Tamam o zaman, ben haber bekliyorum. Tamamdır, hadi kolay gelsin. Oğlum sen hala ne yapıyorsun burada? Git, eve git, benim işim uzun sürecek. Ya koşturup duruyorsun sabahtan beri, hızına yetişemiyorum. Bir otur, bir soluklan. Soluklanamam, soluklanamam, işim bitmedi daha. Bu bilgi veren köstebeği bulacağım, hepsini tek tek çözeceğim, ondan sonra duracağım. Zor gece. Hı? Savcım. Daha önce de sana söyledim de kızdın. Ama ben hala aynı yerdeyim yani şey. Beni eğer yanına almamış olsaydın bütün bunlar yaşanmamış olacaktı. Yani net yaşanmazdı. Olayın seninle bir alakası yok. Canan bu kararı çok önce aldı. Sana kızdığım falan da yok ayrıca. Takma kafana öyle şeyleri. Biz beraber yürüdüğümüz yolda beraber devam edeceğiz. Bizden kastın? Biz mi? Biz. Peki bu mahkeme süreci biraz uzun bir süreç diye biliyorum ben. Böyle çat diye bitecek bir şey değil yani. Bu anlaşmalı boşanma. Tek celsede biter. Peki anlaşmalı olmazsa? Yani atıyorum boşanmıyorum dersen ne olacak? O zaman da çekişmeli boşanma olur. Tatsız bir süreç. Nasıl tatsız? Tatsız. Hakim biraz daha düşünün diye karar verir, yollar. Bir şey değişmez. Bir daha birbirimizin suratına bakamayacak hale geliriz.
Zaten bakmıyor ki senin suratına. Ne değişecek? Sen boşanmak istemiyorsun. Yanlış mıyım? E tamam. Boşanmıyorum da. Süre kazan yani. Hem yengenin de düşünmeye fırsatı olur biraz. Bu süre zarfında sen böyle alttan alırsın. Huyuna gidersin. Onun öfkesi diner. Yok mu bir yolu yani? Yok. Ama bak kıymetli olan da zaten şey değil mi? Ondan kolay kolay vazgeçmediğini onun biliyor olması. Değil mi esas kıymetli olan zaten? Alo. Sayın Savcım iyi akşamlar. Başkomiser Akif. Tanık Latif Coşkun ve ailesinin görüşme yeri ve saatini bildirmek için aramıştım sizi. Tamam. Ver adresi bekliyorum. Tamam yazıyorum. Hı-hı. Tamamdır. Tamamdır sağ olasın. Yine haberleşiriz hadi kolay gelsin. Ben odaya çıkıyorum. İsteyerek birine zarar verecek bir insan değilsin. Vicdanlı bir adamsın.